Teşekkür ederim anneciğim. Bu arada neymiş? Süper. Hadi babacığım. Aşkın ilaçtan içer misin kızım? Teşekkür ederim. Yastığımı düzeltiver. Teşekkür ederim. 5,5 yıl önce başladı bu. Normalde rahatsızım, diyabetle başladı. Biraz sinirsel de olan bir şey, üzüntü, stres, maddiyatsızlığın yüzünden sıkıntılar çektik. Devamlı üzüntü, strese girdiğim halde bu kiloya artıyor. 170 kiloydum daha önceden yürürken, 170 kilodan 200'e çıktım. Ama bu sefer de ilaçlarımı alamıyorum. Eşim çalışamıyor çünkü ben yatağa mahkumum. Benim oğlan gelen sağdan soldan ufak tefek yardımlarla geçindiğimiz için ilaçları alamadığımız günler oldu. O yüzden gene kilo artışım artmaya başladı. Gün gün kilom artıyor. Yetkililerin sesimi duyup bana yardım ellerini uzatmalarını bekliyorum. Halkımızdan da yardım ellerini uzatmalarını bekliyorum. Ben sağlığımı kavuşup sağlıklı bir anne olmak istiyorum. Çünkü çocuklarım 7 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşındaki çocuklarım benim yeri geliyor bezimi değiştiriyor. Eşim bezimi değiştiriyor. Yoruldum, çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak istiyorum. Eşim çalışamıyor. Çocuklarımla uğraşıyor, benimle uğraşıyor, evimle uğraşıyor. Ama öyle bir zordayım ki artık hani Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın beni duymasını istiyorum. Bütün halkımızın benim seslerimi duyurup bana yardım ellerini uzatmalarını bekliyorum. Yürümek istiyorum artık. Gördüğünüz gibi halim belli. Yaşama geri dönmek istiyorum eski halime. Ben duyulmasını istiyorum sesimin. Eşimin bezinin altını, çocuklarımın yiyeceklerini, içeceklerini tüm evde ben kendim ilgileniyorum. Şu an eşime bakıyorum. Çalışamıyorum. Eşim inanıyorum yürüyecek ama şu anda ilaçlarını alamıyorum. İlaçları çok pahalı olduğu için